Türk Devleti 16 Ağustos günü Şengal'e saldırdı, şehir merkezine. Said Hasan, Yebeşe komutanı ve Yebeşe savaşçısı İsa Hodeda'yı katletti. Hemen ertesi günü de bu kez dünyanın gözünün içine bakarak bir hastaneye saldırdı. Hastanedeki insanları, 8 insanı katletti. 4 de yaralı var. Ve aynı günün akşamında bu kez Rojava'da Zırgan köyüne saldırdı. Bir kadın ve bir çocuğu katletti. Yine dünyanın gözünün içine baka baka. Bunları konuşacağız. Gazeteci arkadaşımız Delil Zilan Skype'ye attığımızda. Delil, merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Doğrusu dünyanın gözünün içine baka baka bu kadar pervasızca saldırıyor ama biraz da sistematik baştan böyle sırayla anlayarak gidelim istiyorum. Bölgeye de yakınsın, sıcak gelişmelere de yakınsın. Önce Şengal'den başlayalım. 16 Ağustos'tan bu yana yeni bir saldırı dalgası başlattı. Üstelik Kazimi'nin bölgeyi ziyaret ettiği gün, Irak Başbakanı'nın bölgeyi ziyaret ettiği gün bir hastaneyi de ertesi gün vurdu. Önce Yebeşe savaşçılarını. Nedir o bölgedeki son sıcak gelişmeler ve gerçekten Türk Devleti'ni bu kadar pervasızlaştıran, barbarlaştıran yaklaşım nasıl yorumlanabilir? Şengal saldırısını şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Aslında 2014'teki DAEŞ saldırısının hem Irak güçlerinin hem de KDP peşmergelerinin ezdi halkının savunmasız bırakılması sonucu bu katliam gerçekleşmişti. Daha sonra bildiği üzere zaten hem HPG gerilleri ve Yaşar gerillerinin müdahalesiyle bu büyük katliamı önlemişlerdi. Şengal halkının kendi öz gücüne dahil olarak kendi savunma pozisyonda şu an kendi öz savunma birliklerini oluşturup bundan sonra herhangi bir güce ne Irak'ta ne de farklı peşmerge güçlerine muhtaç kalmadan kendi savunmalarını güçlendirme adına bu şimdiye kadar hem kendi bölgelerinde özel statülerini, özel yönetimlerini sağlamak adına mücadele ediliyor. Ancak bunu hazmedemeyen bildiği üzere 2020'de Ekim ayında hem Irak devleti yine KDP ve Türklerin de içinde bulunduğu bir Şengal anlaşması vardı. Bu anlaşmanın yine Şengal'i eskisi gibi Irak ordusuna da peşmergelere teslim etme üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Ancak halkın direnişi, yine Şengallerin direnişi bunu engellemişti ama hala da yürürlüktedir aslında o anlaşma korsan bir şekilde. Hatta Irak parlamentosu, yine Güney Kürdistan parlamentosunun onay verilmedi. Yani parlamentodan geçen bir anlaşma olmadığını daha sonra anlaşıldı. Ancak bunun üzerinde Türk Devleti'nin Şengal'da, Şengallilerin ya da ezdi halkının kendi kendini yönetme, kendi kendini savunma durumunu asla hazmedemiyor ve bunu bu mevcut durumu, mevcut sistemi dağıtmak üzere sürekli kuşkusuz saldırılar yapıyor. Ve bu saldırı yaparken hem Irak devleti hem de Güney hükümetini, Güney Kürdistan hükümetinin bu konuda sessiz kalmaları kuşkusuz kabul edilecek bir durum olmadığını ifade etmek gerekiyor. Tabii Şengallerin özellikle mevcut durumu aslında kendi kendilerini savunma bir güç olduğunu görmek gerekiyor ve bu Türk devletin kabul etmediğini her biçimde, her fırsatta bu tür saldırılarını yapıyor ve sanırım bundan sonra da fırsat buldukça hem bölgesel konjektürel durumlar uygun oldukça bu tür saldırılarını yapacaklarını insan öngörebiliyor. Ama bu şunu şu şekilde değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Şengal halkı artık kendi savunmasını yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. Kendi savunabilme derecesine gelmiş. Ancak bu saldırılar bunun için yapılıyor. Ve bundan sonra da eminim ki hem Şengal savunma güçlerinin bu çerçevede gerekli savunmalarını daha da güçlü
hale getirerek bu tür saldırıların da önüne geçebilir diye ifade edebilirim. Evet, ben hemen biraz sonra belki detaylarıyla bu uluslararası güçlerin ve Bağdat Hevler yönetimlerinin tutumunu daha ayrıntılı konuşalım istiyorum. Özellikle Irak'ın tutumu da önemli. Ama benzer bir saldırı, Şengal'de hastaneye saldırının yapıldığı günün akşamında Rojava'ya, Zırgan köyüne dönük yaşandı. Ve orada da bir çocuk, bir kadın yaşamını yitirdi, şehit düştü. Çok sayıda da yaralı var bölge hastanelerinde. Hala tedavi görüyorlar ve durumlarının ağır olduğu da belirtiliyor. O saldırıya ilişkin bildikleriniz, bizimle paylaşacaklarınız neler? Ve tabii o saldırının da asıl olarak neye yormak gerekir? Neden böyle bir dönemde bu saldırıya tekrar yeniden ağır bir biçimde yöneldi Türk Devleti? Evet, bölgede aslında bu tür saldırıların sürekli olduğunu ifade edebilirim. Bugün öğlen saatlerinde Rus konvoyu saldırı yapılan özellikle Zırgan bölgesine devri atarken Zırgan halkı tepkilerini gösterdiler. Aslında Rus devletinin burada üstlendiği rolü, garantörlük rolünü oynamadığının ve buna karşı halkın tepkileri ve protestoları gerçekleşti. Türk devletinin özellikle Afrin, Şeba, Tırfat, yine Aynisa, Zırgan ve Tırtemir hatlarına saldırmasının birçok nedeni var. Bu nedenlerden en önemlisi halkı oradan boşaltma, göz korkutma ve halkı kendi yerleşim yerlerinden, köylerinden, ilçelerinden ve kentlerinden boşaltma üzere kurulmuş ve yapılan saldırılardır. Ve bu 2019'da, o 9 yılından beri bu saldırılar sürekli devam ediyor. Ancak Türk Devleti'nin, özellikle Erdoğan'ın Kuzeydoğu Suriye üzerindeki yapılan planlarının bu halkı burada göçe zorlama adına bu tür saldırılar gerçekleşiyor. Dediğiniz üzere özellikle dün akşam saat 9'dan başlayan Zırgan hattında hem kentin, yani ilçenin merkezine ayrıca köylerine birçok defa saldırıları, havan obi saldırıları gerçekleştirildi. Zaten bültenimizde de vardı. 16'ya yakın sivil insan yaralandı. 2 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılar hep bölgede devam ediyor. Özellikle bunun Rusya ile olan bağlantıları var. Hem Erdoğan'ın bölgedeki konjonktürel durumu fırsat bilerek belki son dönemlerde özellikle bir hafta ben gündemde yoğun işler. Araya girebilir miyim? Devam ediyorsunuz, önemli biliyorum, özellikle o uluslararası boyutu konuşacağız ama Rusya ile ilgili orada sonuçta Serekaniye ve Grisp'in işgalinden sonra aslında dönemsel bir çözüm bulunmuştu. O devriyeler de oluşmuştu. Görünen o alanların tümünü bir şekilde yeniden işgale dönük bir hazırlık içerisinde Türkiye. Bu gücü nereden alıyor Türkiye ya da bir şekliyle üzerinde uzlaşılan, anlaşılan uluslararası güçlerin kendi aralarında Türkiye ile yaptıkları o anlaşmalara uymamasının altında ne var? Bir başka plandan söz etmek mümkün mü? Aslında 2019 yılından beri yapılan bir ateşkes mutabakatı vardı, anlaşması vardı. Rusya ve Türk Devleti'nin ve Kasad'ın da kabul ettiği bir ateşkes söz konusuydu. Ancak şimdiye kadar bu ateşkes hiçbir zaman, hiçbir dönem Türk Devleti tarafından uygulanmadı. Özellikle Fırat bölgesi ve yine bahsettiğimiz Cizre bölgesinin Aynisa hattından Zırgan ve Tırtemir hatları sürekli bu tür saldırılar gerçekleşiyor. Nedenin, en temel nedenlerden biri Rusya'nın üstlendiği rol, garantörlük rolünün yerine getirilmediğinden kaynaklı.
Çünkü bahsettiğim bölgelerde, örneğin Fırat bölgesinde Amerikan güçleri daha önce bu bölgede yer alıyordu. Daha sonra bu Amerikan güçleri geri çekilince Rusya devreye girdi, bu rolü üstlendi. Bu saldırıların temel nedeni Rusya'nın hem rejimle olan, yine İran faktörü var ve Türkiye ile olan ilişkileri böylesi saldırılara açık kapı bırakıyor. Türk devletinin her fırsat bulduğunda da bu tür saldırılar yapıyor ve sivil insanların, kadınların, çocukların katledilmesine neden olabiliyor. Bunu başat sorunlarından biri de Rusya görmek gerekiyor. Ve Rus devletinin her devreye attığında da aslında halkın bu konuda ciddi tepkileri oluyor, protestolara oluyor. Çünkü dediğimiz gibi Türk devletinin bu saydığımız bölgeleri tamamıyla oradaki halkı bölgeden sürmek ve göç ettirme üzerinde bu tür saldırılar yapılıyor. Rusya devleti de buna maalesef göz yumabiliyor. Birçok kez de Türk topları Rus karargahlarının çok yakınına, hatta 100-200 metre yakınına kadar düştü. Buna rağmen bir tepki gelişmedi. Bu tabloya bakıp Rusya Türk devletine bu şekilde fırsat veriyor denilebilir mi? Yani şöyle bir sorun da var. İzin verilirse ben şöyle bir durumu da izah etmek istiyorum. Daha önce Rusların kovduğu karakolan Rusya bayrağının olduğu bölgede yine rejim güçlerinin tuttuğu karakollara da birçok kere saldırdı. Hatta dün akşam Tırtemir'de bir rejim askeri yaralandı. Aslında Rusya'nın Türk devletiyle kurduğu ilişkilerde burada kendi karakollarına saldırmalarına rağmen hem rejim askerlerinin bu konudaki pasif duruşları ve Türk devletine karşı herhangi bir müdahale etmemesi, bu da kaynağını kuşkusuz Rusya devletinin politikalarından alıyor. Ve her saldırıda birçok rejim askerinde yaralandığını, bu konuda yaşamlarını yitirdiğini çok rahat ifade edebilirim. Peki, tekrar yeniden aslında Şengal saldırısının uluslararası boyutuna dönmek istiyorum. Çünkü o da önemli. Biraz önce kısmen söylediniz ama biraz da detaylandırmak için soruyorum. Hem Bağdat hem Hewler hükümetleri ciddi anlamda sessiz. Uluslararası güçler de sessiz. Bu Türk devletini cesaretlendiren temel bir tutum. Görünen o. Peki bu sessizliği neye yormak lazım? Özellikle Irak'a dönük Kazim'in oraya gidişine denk gelen saldırıyla ilgili de ciddi tepkiler var. Ki Said Hasan'ın Kazim'iyle, Irak Başbakanı'yla görüşecek heyette yer alanlardan biri de olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili o bölge güçlerinin ve uluslararası güçlerin sessizliğini nasıl değerlendirmek gerekir? O konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında uluslararası güçlerinin tarih boyunca da güncel haliyle de bir çıkar savaşını yürüttüklerini aslında biliyoruz. Özellikle sizin sorunuza geçmeden önce şu an Afganistan aslında güzel bir örnek. Yıllardır Afgan halkına hem Rusya'nın daha önce bulunması, yine NATO güçleri, Amerika'nın bizzat 2001'den sonra Afganistan'ı işgal ettikten sonra ve sonuç olarak 20 yıldır süren bir savaşta aslında bu uluslararası hegemon güçlerinin haklar nezdinde herhangi bir karşılıkları olmadığını insan görebilir. Bu konuda aslında Kürtlerin avantajları çok daha fazla. Kürtler kendi kendini savunabilecek, kendi güçlerini, savunma güçlerini oluşturdukları için belki de bugün Afganistan halkı gibi Kürtler tamamıyla imha edilmiyor ve katliama uğramıyorsa yıllardır oluşturulan kendi öz gücüne dayalı olarak görmek gerekiyor. Yani şu aslında çok net bir biçimde önümüzdedir. Bir halk kendi kendini savunamasa ve bu katledilir, bitirilir.
şu anki Türk Kürtlerin yaşatmış olduğu ve direndiği şey apaçık ortadadır ve kendi öz güçleri var. Uluslararası güçlere fazla dayanmadan, kendi ayakları üzerine durabilen, kendi savunmasını yapan bir güç haline gelmiş. Ancak ulus devlet çerçevesinde oluşturulan ve bu halkları yok etmek üzere olan hem uluslararası güçlerin, ayrıca özellikle Türkiye Devleti gibi diktatörlükle yönetilen bir zihniyete sahip, bir faşist bir zihniyete sahip en başat rolleri tabii ki Kürtleri olabildiğince zayıflatmak ve yok etmek. Ve bu hem Irak'la olan yapılan anlaşmalar çeşitli bir şekilde yapılıyor. Özellikle KDP güçleriyle yapılan anlaşmaları var. Çeşitli gizli görüşmelerle aslında Esad rejimiyle de, Şam rejimiyle de görüşmeler yapıyor. Yine Rusya ve Amerika ve Avrupa çeşitli ülkelerle Kürtleri nasıl yok edebilirim planları peşindeler. Bunu ne kadar yapabilir? Ne kadar bu işi, bu politikayı sürdürebilir? O onların bileceğiz. Ancak mevcut durumda konjektürel duruma bakarak her fırsat bulduğunda bu tür hava saldırıları yapabiliyor. Ancak yapılan planlamalar onun önüne koyduğu planları bir türlü gerçekleştiremiyor. Çünkü karşında direnen bir halk ve onu savunan bir savunma güçleri var. Dediğim gibi aslında 2020'de yapılan anlaşma, KDP, Irak ve Türklerin de dahil olduğu yapılan Şengal anlaşması da bu çerçevede tamamıyla Şengal'ı Şengallıların elinden çıkartmak ve Peşmerge'ye ve Irak ordusuna bağlanmak üzerinde olmuştu. Bu gerçekleşemedi. Çünkü daha önceki yapılan katliamların tekrarını yaşamamak için halk ve halkın savunma güçleri buna izin vermedi. Ve aslında Erdoğan ilkel bir intikam alma duygusuyla sürekli Şengal'a da bu temelde saldırılarını yapabiliyor ve bu politikalarını yürütebiliyor. Peki, çok teşekkürler Delil Zilan. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ ol.